Değerli arkadaşlar, yine gündem biliyorsunuz işsizlik, yoksulluk, kadın cinayetleri. Ama bir bakıyorsunuz saray sözcüsü İbrahim Kalın ne diyor? Türkiye'nin demokrasi tarihini, Türkiye'nin aydınlanma tarihini hedef alarak açıklama yapıyor. Bu bizim hikayemiz değildir diyor, dayatmalardır diyor. Değerli arkadaşlar, Türkiye maalesef kendi geçmişinde kendi kurucu babalarına küfrede bir dönemi hiç olmadığı kadar yaşıyoruz. Diyanet İşleri Bakanlığı'nda olan meczup bazı ayıplarını örtmek için bu ülkenin kurucusu değerine küfrediyor. Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin ortak değeridir ve çimentosudur. Sağcıyı da, solcuyu da, AKP'li de, MHP'li de, HDP'li de, CHP'li de herkesin ortak değeridir. Buna lanet okumak, ancak o lanet okuyan meczubu toplum nezdinde sıfırlar. Bir ayıbını örtmek için diyoruz. Diyanet İşleri Başkanı bir ayıbını örtmek için elinde kılıçla Atatürk'e küfrediyor. Nedir o ayıbı? Nedir o ayıbı? Biliyorsunuz. Bilin ki çok bağıran, Mustafa Kemal'e çok saldıran, Cumhuriyet'e çok saldıranlar bilin ki, çok bağıranlar bilin ki bu ülkede darbe yapmış FETÖ'nün esiri ve uşağıdır. Bu kadar da söylüyorum. FETÖ'nün esiri ve uşağıdır. Bu beyefendi geçmişte Adil Öksüz'ün doktorasına jürilik yapan, Fethullah'ın vakıflarında yöneticilik yapan bir şahıstır. Eğer o görev bir fakir fukara çocuğu yapsaydı ya da başka biri yapmış olsaydı bugün yeri cezaevindeydi. Onun yerine maalesef utanarak söylerim ki Diyanet İşleri Başkanlığı. Bugün FETÖ'ye kitaplar yazan, FETÖ'nün projesi dinler arası diyalogla ilgili kitaplar yazan birisi Diyanet İşleri koltuğunda oturmaktadır. Hiç kimse inanmasın bunlara. Diyorlar ya FETÖ'yle mücadele ediyoruz. FETÖ'yle mücadele falan etmiyorlar. Muhaliflerle mücadele ediyorlar. FETÖ'yle mücadele edeceksen Diyanet İşleri Başkanlığı'nın koltuğunda oturan şahıstan başlamalısın. Siyasi ayak diyorlar ya. İşte siyasi ayak FETÖ'ye övgüler dizen, FETÖ'nün projesi kapsamında kitaplar yazan adamı Diyanet İşleri Başkanlığı'nı atayan iktidar FETÖ'nün siyasi ayağıdır. Bunlar fakir fukarayı susturacaklar. Kendi dışında herkesi unutturacaklar ama FETÖ ile ilgili geçmişte iş tutan, kitap yazan, Adil Öksüz gibi birinin jüriyeline onay veren birisi Diyanet İşleri Başkanlığı koltuğunda oturacaklar. Sonra da biz FETÖ ile mücadele diyecekler. Bakın bir sosyal medya yasası çıkarıldı. Bu sosyal medya yasasının çıkarılmasının temel sebebi geçmişlerini unutturmaktır. Geçmişte Fethullah Hoca'nın eteğine resim çektirdiler o resimleri unutturmak için. Biliyorsun bu yasayla birlikte AKP'nin FETÖ geçmişi sosyal medyada unutturulmaya çalışılıyor. Sosyal medyada unutturabilirsiniz, silebilirsiniz ama bu insanların kafasındaki o görüntüleri silemezsiniz. İstanbul Sözleşmesi Türkiye böldüğü gibi Sayın Erdoğan'ın ailesini de bölmüş durumda. Sayın Erdoğan'ın kızının başkan yardımcısı olduğu Kadem İstanbul Sözleşmesi'ni destekliyor. Ama oğlu Bilal Erdoğan'ın yöneticiliği yaptığı vakıf ise İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını istiyor. Bu İstanbul Sözleşmesi şimdiden Erdoğan ailesini bölmüş durumda. Türkiye'de böleceği muhakkak. Bakın her geçen gün artan kadın şiddetini önleyemeyen AKP maalesef İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmaya açıyor. Tartışmaya açan kurumlar kim değerli arkadaşlar? Ensar Vakfı. Allah akıl fikir versin diyoruz. Ensar Vakfı sürekli yurtlarına tecavüz gündeme gelen Ensar Vakfı İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmaya açıyor. Son bir ayda 40 kadınımız erkek şiddetinden dolayı hayatını kaybetmiş durumda. Yapılması gereken kadına şiddetin, kadın cinayetlerini durduracak tedbirler almak iken İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmaya açmak bu ülkede yaşayan kadınlara açıkça ihanettir. Tekrar söyleyelim. İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmaya açmak
kadınlara ihanettir. Ülkeyi bölmekten vazgeçin. Kendi ailenizi bölüyorsunuz. Türkiye'yi bölmekten vazgeçin. İstanbul Sözleşmesi çağdaş bütün dünyada kabul edilmiş bir sözleşmedir. Türkiye'nin de Sayın Emin Erdoğan'ın büyük övünerek açıklamış olduğu, Türkiye'de bütün siyasi partilerin destek verilmiş olduğu bir sözleşmeydi. Bu sözleşmeyle ilgili de Türkiye'yi bölmekten vazgeçin. Bütün siyasi partilerin ve demokratik kitle örgütlerinin, özellikle kadınla ilgili demokratik kitle örgütlerinin görüşlerine kıymet verin, değer verin diyoruz. Bugün biliyorsunuz enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon Temmuz ayında 11.76 olarak açıklandı. Enflasyon rakamları yine yeni bir mucizeye imza attı. Her zaman olduğu gibi, geçtiğimiz aylarda olduğu gibi, işsizlikte olduğu gibi TÜİK yeni bir mucizeye imza atarak enflasyonu bu ay 0.58 artarak 11.76 olarak açıkladı. Şimdi TÜİK'in açıkladığı rakamları biliyorsunuz. Türkiye'de işsizlik en büyük sorun olmuşken, Türkiye'de nüfusun neredeyse yarısı işsizlikle boğuşurken işsizliğin düştüğünü açıklamış TÜİK. Yeni bir mucizeye imza atarak enflasyonu da %0.58 arttığını ifade etti. Bu yılın ilk 7 ayında makarnada %9, dana etinde %15, kuzu etinde %16, tavukta %17, margarinde %21, sıvı yağda %14, patates ve soğanda %26, peynirde %7 oranında zamlanırken TÜİK enflasyonu artırmadı. Bu hakikaten AKP mucizesi diyoruz, TÜİK mucizesi diyoruz. Türkiye'de insanlar açlıkla boğuşurken, insanlar yoksullukla boğuşurken bu rakamın açıklamasında komik buluyoruz. Acaba TÜİK hangi markete gitti, hangi pazara gitti, hangi vatandaşla görüştü, hangi vatandaşın alım gücüne baktı anlamak mümkün değil. Yani bir AKP mucizesi, bir TÜİK mucizesiyle yeniden karşı karşıyayız. Büyümeyi yüksek açıklıyor, işsizliği düşük açıklıyor, enflasyonu düşük açıklıyor ama pazardaki enflasyon, Malatya pazarındaki enflasyon, sokaktaki enflasyon %11.76 olmadığını dünya alem biliyor. Bu rakamın açıklayanlara da Allah akıl fikir versin demekten başka bir şey aklımıza gelmiyor. Tekrar söyleyeyim, fiyatı 11.76 artan hiçbir ürün yok. Türkiye Avrupa'da gıda enflasyonu bakımından birinci. Dünyada önemli bir yeri var enflasyonda Türkiye'nin, ama TÜİK rakamlarla oynayarak enflasyonu sabit tutmaya çalışıyor. Türkiye maalesef enflasyonla yarıştığı ülkelere baktığımız zaman, bakın dünyada Türkiye'nin enflasyonla yarıştığı ülkelere baktığımız zaman Angola, Liberya, Etiyopya gibi yoksul hiçbir gelire ve kaynağı olmayan Afrika ülkeleriyle enflasyonda yarışıyor. Son 18 yıl sonunda AKP ülkeyi insanların kıtlıktan hayatını kaybettiği Afrika ülkeleriyle aynı seviyede tutmayı becermiş durumda. Avrupa'da neredeyse enflasyon sıfırken Türkiye'deki enflasyon %11.76. Bütün bu rakamlara, bütün manipülasyona rağmen 11.76. Türkiye'nin yarıştığı, enflasyonda yarıştığı ülkeler ise bir an önce saydığım gibi yoksul, kıtlıkla can çekişen Avrupa ülkeleri. Türkiye Allah akıl fikir versin diyoruz. Enflasyon bu aylarda gıda sebzeden ve meyveden dolayı düşmesi gerekirken maalesef TÜİK'in açıklamış olduğu rakamlar komediden öteye geçmiyor. Bir yeni bir TÜİK mucizesiyle karşı karşıyayız. Artık hiç kimse TÜİK'in açıkladığı rakamlara güvenmiyor. İktidara oy veren seçmenlerin de önemli bir kısmı TÜİK verilerine güvenmediğini bütün anketlerde ortaya koymuş durumda. Ücretsiz izne çıkarılanlar günlük verecek para 39 TL, aylık 1177 TL, vergiyi düştüğümüz zaman 1168 TL'ye mahkum ediliyor insanlar. Yine bu 1168'e biliyorsunuz Nisan ayında açıklanmıştı. 3 ay geçmesine rağmen hiçbir zam yapılmadı. Yine 2015 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerisiyle emekliye biliyorsunuz ikramiye verilmeye başlamış 1000 TL. 2015'ten bu yana zamlanmayan, artmayan bir şey kalmadı. Artmayan tek şey emekliye verilen ikramiye. 5 yıldan beri emekliye verilen ikramiye artmamış durumda. Maalesef Türkiye
sadece yandaşların zengin olduğu, sadece yandaşların bir büyüdüğü ülke konumunda. Pandemi dönemi dünyayı etkiliyor. Türkiye ilk dönemde pandemiyle mücadelede sokağa çıkma yasakları, kısıtlamalarla birlikte atlatmaya çalıştı. Ama son dönemde yaşadığımız olaya bakınca tekrar Covid'in vakaların katlanarak arttığını görüyoruz. Maalesef Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin geçtiğimiz aylarda en çok güvenilen kurumlarından biriyken bugün açıklamış olduğu rakamlarla birlikte tartışılır konuma gelmiştir. Bakın değerli arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde Erzurum valisi 200, Gaziantep valisi 300, Diyarbakır valisi 200, Şanlıurfa valisi 300, Malatya valisi 100, yani sadece 1, 2, 3, 4, 5 ildeki rakam 1100. Ama hükümetin bakanlığın açıklamış olduğu dünkü rakam ise 990 olarak açıklanıyor. İstanbul yok bunun içerisinde, Ankara yok bunun içerisinde, büyük şehirlerimiz yok, İzmir yok. Ama bu rakam bile 5 ilde açıklanan rakamlara baktığımız zaman maalesef gerçeğin açıklanan rakamların ötesinde çok daha derin bir hal aldığını görmekteyiz. Mutlaka tekrar tedbirlerin artırılması gerekiyor. Tekrar bu konuda tedbirlerin alınması gerekiyor. Ölüm oranlarının arttığını görüyoruz ve maalesef hasta oranları hiç olmadığı kadar artmış durumda. Malatya iline baktığımız zaman da bu rakam katlanarak büyüyor. Covid'in en zor günlerinde bazen 10-15 vaka varken bugün yüzü aşan rakamı bilmiyoruz. Yüzü aşan rakamlar var. Kim rakamlara göre Malatya günlük vaka sayısı 165, kimi rakamlara göre 200. Ama açıklanan rakamlara baktığımız zaman bunun tam tersini görüyoruz. Tekrar Sağlık Bakanlığı'na çağrımızdır. Tekrar tedbirler artırılmalıdır. Tekrar Covid'in baskılanması için gereken yapılmalıdır. Biz bu sonuçların mutlu olmadığımızı söyleyelim. Sağlık Bakanlığı'na çağrı yapıyoruz. Rakamları düşük gösterebilirsiniz ama TÜİK'ten akıl almış olabilirsiniz. TÜİK gibi verileri açıklayabilirsiniz. Ama gerçek tam da bunların ters olduğunu söylemeliyiz. Değerli arkadaşlar, tabii Türkiye'de yoksulluk var, işsizlik var ama iyi şeylerde olmadığını söylemek mümkün değil. Türkiye'de dün Sayın Bakan bir şey açıkladı. Ne dedi? Kelepçe üretiyoruz. Milli bir kelepçe ürettiğini açıkladı. Türkiye dünya uzaya giderken Türkiye'nin gelmiş olduğu nokta milli kelepçe üretmek. Ve bunu büyük bir olaymış gibi gösteriyorlar. Artık milli bir kelepçemiz var. O da memleketimize hayırlı olsun.